İhlas Bey Mirahori deniyorlar diyor bu Arnavutlar burada. Türkçesi İmrahorlu İlyas Bey. İmrahorlu İlyas Bey Camii. Türkçesi İmrahorlu İlyas Bey hem buralı bu memleketin kurucusu Korçen'in daha önce söylediğimiz gibi hem de bu camiye ismini verilmiş olan şahıs. TİKA'nın önderliğinde cami tekrar restore edildi. Evet, arkamızda gördüğümüz cami 15. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş. Evet. Tabii Enver Hoca döneminde kısmen nasibini almış. Hı-hı. Ardından deprem vesilesiyle minaresi yıkılmış olan camimizin restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı tarafından gerçekleştirilmişti. Evet. Necati Bey siz burada Arnavutluk, Tiran bölge, TİKA bölge yardımcısınız. Evet. Koordinatör yardımcısınız. Koordinatörümüz. Peki burada Korçe'de ve Tiran'da TİKA bu cami dışında neler yapıyor? Görüyoruz ki çok güzel işler var burada. Ben birkaç cümlede size özetleyeyim. Buyurun. Halihazırda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 1996'dan beri Arnavutluk'ta faaliyet göstermektedir. 2006 yılı itibariyle sadece Arnavutluk üzerinde proje ve faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 248 proje gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin bir kısmı halihazırda yanında bulunduğumuz cami projesidir. Bunun gibi Tiran, Berat ve Korça olmak üzere, Elbasan olmak üzere kültürel mirasımızın korunması kapsamında 5 camimizin projelendirilmesi ve restorasyon çalışması 2014 yılı itibariyle büyük bir ölçüde tamamlanmıştır. İşte arkamızda gördüğümüz camimizin bir iki eksiği vardı, o da tamamlandı. Bunun dışında yine cami restorasyonlarıyla bağlantılı projeler devam etmektedir. Ama ayrıca bizler burada sadece restorasyon projesi değil, eğitim, sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi, hastanelerin teknik ihtiyaçlarının, fiziki şartlarının düzeltilmesi, yine okulların tadilatı ve bir takım malzemelerin temin edilmesi, yine Down sendromlu gibi engellilerle alakalı ya da müftülük gibi bazı resmi kurumların ihtiyaçları çerçevesindeki projelerin de gerçekleştirilmesini halihazırda yürütmekteyiz. Evet, yanımızda Arnavutluk Din Ateşi